Ben avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card çıkan kişilerden ve 16 yaşından büyük çocuklarından da daha önce bulunduğu ülkeler ve Türkiye'den adli sicil kaydı isteniyor. Öğrenmek istediğim şu, biz 2 yıl önce Türkiye'den ayrıldık. O tarihte oğlum 13,5 yaşında, kızım ise 15 yaş, 11 aylık idi. Yani kızım 15 Eylül 2000 doğumluydu. Şimdi tabii 2 yaş daha büyüdüler. Green Card işlemlerinden dolayı ben onlar için de Türkiye'den adli sicil kaydı almalı mıyım? Yoksa ayrılırken 16 yaşları tam dolmadığı için onlara gerek yok mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi bu göçmenlik vizesiyle ilgili çalışmalar yapılırken konsolosluklarda tabii ki adli sicil kayıtları da istenen belgelerden bir tanesi. Önemli olanlardan bir tanesi. Ve bu durumda yaş sınırlaması takipçimizin de dile getirdiği gibi 16 yaş. Yani dolayısıyla 16 yaş ve üstü olan kişiler göçmenlik vizesi, yeşil kart başvuruları yaparken adli sicil kayıtlarını alma zorunlulukları vardır. Tabii bu durumda şunu söyleyebilirim bu takipçimiz için. Bakılan nokta şu. Eğer çocuklarınız şu an 16 yaşın üzerindeyse ve vatandaşı oldukları ülkede yaşamıyorsalar ki bu durumda yaşamıyorlar. O zaman vatandaşı oldukları ülkede 6 aydan fazla ikametgah ettikleri sürece bu önceden olsa da o zaman adli sicil kaydını almak zorundalar. Dolayısıyla evet çocuklarınız için adli sicil kaydını almanızda fayda var. Yoksa eğer çocuklarınız diyelim Türkiye dışında başka bir ülkede de bu arada yaşamış iseler ve o zaman yaşları 16 yaşın altında olacağı için o ülkelerden herhangi bir adli sicil kaydı almaları gerekmemektedir. Fakat vatandaşı olan ülkede en az 6 ay ikametgah ettiyseler daha önce bakılan nokta şu an 16 yaşın üstünde olduklarıdır. Ve şu an 16 yaşın üstünde oldukları için o zaman kendileri için de adli sicil kaydı alınması gerekir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Bizim göçmenlik vizemiz dün itibariyle Kasım 2 olarak basıldı. 6 aylık vize süresi içinde istediğim zaman Amerika'ya giriş çıkış yapabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz göçmenlik vizesini aldığınızda Amerikan konsolosluğu size Amerika'ya giriş yapabileceğiniz vize gününü belirtiyor. Yani dolayısıyla siz Amerikan konsolosluğundaki görevlinin size verdiği vize süresi içerisinde Amerika'ya giriş yapmanız gerekecektir. Dolayısıyla sizin durumunuzda eğer vizeniz Kasım 2'ye kadar geçerliyse önemli olan Kasım 2'ye kadar Amerika'ya giriş yapmış olmanız. Zaten giriş yaptıktan sonra siz artık Amerika'ya giriş yaptığınız için o pasaportunuza basılan vizenin bir önemi kalmıyor. Ve siz bir yıl boyunca yeşil kart sahibi sayılıyorsunuz. Dolayısıyla giriş çıkış yapmanızda da bir problem kalmıyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yöndeydi. Evlilik süresince green card alma süresi ne kadardır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi bu sorunuza şu şekilde cevap verebilirim. Eğer siz Amerikan vatandaşıyla evlenip Amerikan vatandaşı üzerinden sizin green kartınıza başvuru yapılır ise ve sizin bu başvurunuz yapılırken evliliğiniz 2 yılın altında ise o zaman alacağınız green card 2 yıllık geçici bir green card olacaktır. Ve o green card tamamlanmadan önce de 10 yıllık green card için başvuru yapıyor olmanız gerekecek. Fakat şunu söyleyebiliriz. Siz Amerikan vatandaşıyla evlendiğinizde size başvuru yaptığınızda eşiniz yeşil kartı alabilmeniz tahminen 9 ay, 10 ay ve 1 yıl bulabilecek bir süreci bulabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. 2-3 tane otomobil satın alıp araç kiralama firması kurarak E2 vizesi alma şansı nedir? Araçlar Uber vesaire uygulamalarda çalıştırılabilir mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. E2 vizelerinde önemli olan durum yasal olan bir iş yapıyor olmak ve sizin şirketinizi kurduğunuz eyaletteki gerekli yetkilere ve izinlere sahip oluyor olmanız. Dolayısıyla bu izin ve sertifikalara sahipse firmanız yasa olarak istediği işi yapabilir ve bu istediği iş üzerinden de E2 vizesine geçmesinde bir engel yoktur diye öncelikle takipçimizin sorusunu cevaplamış olayım. Fakat sizin spesifik burada öğrenmek istediğiniz noktaya da gelirsek o ise şuna dönmüş oluyor. Sizin bahsettiğiniz olay tabii ki aynen araç kiralama, ondan sonra yolcu taşıma tarzı işlerin yer aldığı bir iş türüne giriyor. Dolayısıyla bundan dolayı siz yatırım yaptığınızda bunu 2-3 tane otomobil de alarak
bu otomobilleri kiraya da vererek, çünkü Uber uygulaması ona sokacak sizi, kiraya da vererek yatırımcı vizesine geçme imkanınız mümkün olacaktır. Burada önemli olan bir nokta da şudur. Eğer konsolosluk üzerinden gidilirse konsolosluk bunun gerçekten aktif olup olmadığına bakmak isteyebilir. Dolayısıyla araba sayısının artıyor olması, yatırımın fazla oluyor olması sizin vize alma durumunuzu ve şansınızı yükseltecektir. Ama Amerika'da bulunduğunuz süre içinde statü değişikliğiyle bu yapılacaksa bu araba sayısıyla da bunu yapmak mümkün olacaktır. Dolayısıyla E2 vizesine araç kiralama ya da yolcu taşıma işleriyle de gidebilmek mümkündür diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. J1 vizesinden F1 vizesine dönüştürme hakkında bilgi verebilir misiniz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi örnek olarak eğer siz şu an Amerika'da J1 vizesiyle bulunuyorsanız ve bu programınız tamamlanmadan önce burada öğrenci statüsüne geçme ya da ek eğitim alma gibi bir plana girdiyseniz dolayısıyla yapacağınız şey gitmek istediğiniz okulla görüşüp onlara kayıt olmak ve onlardan I-20 formunu almak olacaktır. Bunu yaptıktan sonra da programınız tamamlanmadan önce statü değişikliği için J1'dan F1'a geçiş için başvuruyu göçmenlik dairesine yapıyor olmanız da gerekecektir. Dolayısıyla bu süreci bu şekilde takip ettikten sonra ve göçmenlik dairesinin geçen yıldan beri getirdiği ek düzenlemelere de dikkat ederek başvurularınızı yaptığınız sürece sizin J1'dan F1'a geçmenizde bir engel olmayacaktır. Ve önemli olan bu F1 başvurusunu yaptığınızda başvuru süreci onaylandığı zaman okulunuza devam ediyor olmanızdır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Bu yıl üniversite sınavına gireceğim. Yazılım mühendisliği düşünüyorum. Amerika'da çalışmak istiyorum. Türkiye'de okuyup Amerika'ya gitsem iş bulur muyum? Yoksa Amerika'da mı okumam gerekiyor diye bu değerli öğrenci takipçimizin bize sorduğu bir soru var. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Siz ister Türkiye'de üniversiteyi okuyun, isterse Amerika'da okuyun. Sonuçta burada çalışabilmeniz için daha sonrasında sizin bir çalışma iznine ya da bir iş yeri üzerinden bir sponsorluğa ya da green card'a ihtiyacınız olacaktır. Dolayısıyla buradaki tek fark şu olabilir. Eğer Amerika'da okumak isterseniz bunun size iki türlü faydası olabilir. Bir tanesi okul süresince F1'a sahip olacaksınız ve okulunuz bittikten sonra da bir yıllık çalışma izni hak kazanacaksınız. Ve bu çalışma izni üzerinden burada bir yıl staj yapma hatta belki size sponsor olabilecek firmayı bulma imkanına sahip olacaksınız. Tabii ikinci durum ise Amerika'da okuduğunuz için buradaki firmalarla çok daha erken diyaloğa girebilme, staj yapabilme imkanlarına da sahip olacaksınız. Tabii bu aynı anda okul süresince de CBT dedikleri çalışma imkanlarından da faydalanma durumunu sağlayabilir. Dolayısıyla hani sizin eğer bütçeniz ya da planlarınızda Türkiye'deki üniversiteyi bitirip ondan sonra buraya gelmek var ise bu da mümkündür. Ama yok bütçe olarak da bunu öncesinde sağlayabiliriz ve Amerika'da okuyabilirim diyorsanız da ben Amerika'da bu tip bir meslek dalında eğitim almanızı size tavsiye ediyorum diye iletmek istiyorum. Tabii bu da sizin hem finansal gücünüzle hem planlarınızla da bağdaşacaktır ve ona uygun olarak siz tabii ki en doğru kararı vereceksiniz. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Bu da E2 vizeleriyle ilgili. Danışmanlık alanında IT veya dış ticaret gibi şirket kurarak E2 vizesi alırsak ciddi bir yatırım tutarı gerekmediğinden kabul görebilecek ortalama yatırım tutarı nedir? Diyor bu takipçimiz. 40-60 bin dolar arası olabilir mi diye bize soruyor. Öncelikle şunu söyleyebilirim. E2 yatırımcı vizelerinde minimum bir yatırım miktarı yoktur. Yani illa şu kadar bir yatırım yapılmak zorundadır diye bir kayda yoktur. Ama neye bakılır? Kurulacak ya da satın alınacak işteki işin ne kadar bir yatırıma ihtiyaç duyduğudur ve bu yatırımı sizin yapmanız önemli olacaktır. Dolayısıyla eğer siz bu noktada yatırımınızı yaparken sizin burada kuracağınız işin ihtiyacı duyduğu yatırımı getiriyorsanız bugün sonunda 40 bin de olabilir, 60 bin de olabilir, 100 bin dolar da olabilir. O sizin yatırımcı vizesi almanıza imkan sağlar. Yalnız bir hususu da size belirtmek isterim. Özellikle sizin sorduğunuz bu danışmanlık alanlarında işte ondan sonra IT alanlarında hizmet sektörü olarak gene danışmanlık olarak geçebilir.
Bu tip alanlarda işin gerçekliğini, potansiyelini, ciddi tarafını göstermek zor olabiliyor. Bu yüzden hani buradaki önemli olan nokta, siz bu tip bir danışmanlık firması kurduğunuzda bu danışmanlık firmasının aktif olması, iş yapıyor olması, işte hatta anlaşmalı olduğu sözleşmelerin olması, hatta müşterilerden diyelim düzenli ödemelerin geliyor olması, çalışanların oluyor olması, bunlar sizi aslında çok daha rahat danışmanlık firması üzerinden yatırım cüzdesi almanıza imkan sağlar. Yoksa hani ben 50-60 bin dolar yatırımı yaptım, danışmanlık işi yapacağım demeniz bu vizeyi almanızda danışmanlık sektörü üzerinden çok kolay olmayacağını bu sayede takipçimize iletmek istiyorum. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Turist vizesiyle 4 yıldır Amerika'da yaşıyorum. 6 aylık süre bitiminden 2 ay Türkiye'de kalıp döndükten sonra arkadaşımla ABD'de yaşıyorum. Green Card nasıl alabilirim diye bu takipçimiz soruyor. Biraz tabii cevap verebilmemiz için yetersiz bir bilgi görüyorum ama şunu söyleyebilirim. Eğer siz yasal durumunuzu ilerletmediyseniz Amerika'da, dolayısıyla o zaman statünüzü koruduğunuz sürece burada, eğer bir iş yeri üzerinden sponsorluk olunabilirse o iş yeri üzerinden, ya da bir yatırım yaparsanız o yatırım üzerinden, ya da aile bireyleri üzerinden size bir sponsorluk gelirse onlar üzerinden Green Card'a gitme imkanlarınız olabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Evlilikten Green Card başvurusunda yapılan interview ne zaman geliyor? 10 ay oldu biz başvurumuzu yapalı. Sizce bu süre normal midir diye takipçimiz soruyor. Şimdi normalde Amerikan vatandaşlarıyla evlenen yabancıların yeşil kart başvurularında, şu an Amerika'da yaşayanlar ve buna yeşil karta başvuranlar da bekleme sürelerinde uzamaların olduğunu geçen yıldan beri görüyoruz. Teknik olarak normalde biz şunu söylüyoruz. 6 ay ile 1 yıl arasında sizin interview denilen görüşmeye gitme imkanınız mümkün olacaktır. Ama şu an için sizin bir 10 aylık bir bekleme süresinde olmanız aslında normal bir süreç olarak karşılanabilir. Dolayısıyla hani endişelenmeniz gerektiren bir durum söz konusu değil. Büyük bir ihtimalle birkaç ay daha zaman verirseniz görüşme gününden haberdar olma imkanınız olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da çalışacak iş yeri buldum. Garson olarak beni Türkiye'den Amerika'ya getirmek istiyorlar. Amerikan konsolosluğu benim daha önce bu mesleği yapıp yapmadığıma bakar mı? İş yerine bu işi yapacak kişi Amerika'da var. Neden Türkiye'den getirmek istiyorsunuz diye sorarlar mı? Yani Amerika'da iş bulsam, sponsor olsalar bile Amerikan konsolosluğu detaylara bakıyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Amerika'da size sponsor olmak isteyen bir firma öncelikle tabii sizi hangi vize türü, çalışma vize türü altında Amerika'ya getireceğini belirlemesi gerekecek. Ve o vize türünün gerektirdiği başvuruları ve kriterleri yerine getirmesi de gerekmektedir. Dolayısıyla bu başvurularda kriterler eğer Amerika'da göçmenlik dairesinde önce yapılması gerekiyorsa öncelikle onayın burada alınması gerekecektir. Burada onay alındıktan sonra sizin Türkiye'de bulunduğunuz için oradaki Amerikan konsolosluğuna sadece vizenizi almanız için randevuya ya da mülakata katılıyor olacaksınız. Yalnız daha spesifik cevap vermek istersem şöyle bir cevap verebiliriz size. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışma vizelerinde H2B dedikleri vize türü var. Bu H2B vize türü Amerika'da bulunan iş yerlerinin geçici ya da dönemlik ya da sezonluk işçi eksikliğini gidermek için onlara verilen bir fırsattır. Dolayısıyla sizin iş türü kollarında çalışma yapan kişilerin genelde Amerika'ya bu tip iş yerleri üzerinden getirildiğini görmekteyiz. Ve bu iş yerleri öncelikle burada iş ve işçi kurumuna başvuru yapıp oradan onay alması gerekecek. Ondan sonra Amerikan Göçmenlik Dairesi'ne başvuru yapacak ve oradan onay alması gerekecek. Ondan sonra sizin vize görüşmeniz mümkün olacak ve siz ülkenizdeki Amerikan konsolosluğuna gidip vize görüşmesine katılıyor olacaksınız. Eğer sizi almak istedikleri pozisyonun belli kriterleri varsa, bu kriterlerin içinde tecrübe de varsa, o zaman sizin bu kriterlere ve tecrübeye uygun olduğunuzu tabii ki kanıtlamanız gerekecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 2014 yılında çekilişten Green Card kazandım. Amerika'ya gittim ve 2015 yılının Mart ayında Türkiye'ye döndüm. O tarihten bu yana Amerika'ya hiç giriş çıkış yapmadım. Önümüzdeki ay Amerika'ya gelmek istiyorum. Acaba girişte sorun yaşar mıyım diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki önemli olan durum şu. Bilmeniz gereken.
Siz yeşil kart sahibi olduğunuz zaman Amerika'da yaşamak için, ikametgah edebilmek için bu karta sahip olduğunuz zaman burada yaşadığınızı gösteriyor olmanız lazım. Tabi bunların en büyük göstergesi de burada fiziksel olarak bulunmadığınızdır. Eğer siz Amerika dışında bir yıldan fazla kalıp Amerika'ya gelmezseniz teknik olarak yeşil kartınızı kaybetmiş sayılıyorsunuz. Sizin durumunuzda bu süre ise 2015 yılından, biz şu an 2018 yılındayız, neredeyse 3 yıldan fazla, 3 yıl ya da 3 yıldan fazla Amerika dışında bulunmuşluğunuz gözüküyor. Bu durumda eğer elinizde hala yeşil kartınız fiziksel olarak bulunduğu için tekrar gelip giriş yapmak isterseniz gümrükteki girişte iki durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi belki görevliler çok ciddi hani büyütmeyebilirler olayı ve sizin normal girişinizi yapabilirler. Ve bu girişinizi yapma noktasında da eğer siz hiçbir sorun yaşamadan Amerika'ya girdiğiniz an bu daha önceki 3 yıllık ülke dışında kalmanızdan dolayı kartı kaybetme sıkıntınız ortadan kalkıyor olacak. Dolayısıyla bunu tabii ki deneyebilirsiniz. Tabii ki bu sizin hakkınız olarak gelip işte gerekçelerinizi dile getirip giriş yapmaya çalışabilirsiniz. Birinci ihtimal dediğim gibi sizi alabilirler ülkeye. Ama ikinci ihtimal sizi almak istemeyebilirler. Statünüzün olmadığını, green kartınıza el koyacaklarını söyleyebilirler. Ve bundan dolayı da tabii ki hakimi görmek hakkınız olduğunu size iletecekler. Eğer siz bu noktada evet ben hakimi görmek istiyorum, green kartı hakkımı da kaybetmek istemiyorum, bunu geri kazanmak istiyorum diyorsanız o zaman sizi göçmenlik mahkemesi sürecine, sınır dışı sürecine sokacaklar. Dolayısıyla buradaki karşılaşacağınız iki durum, İkisinde de aslında ülkeye girebileceksiniz. Birinde yeşil kartınız elinizde olacak. Diğerinde ise yeşil kartınıza el koymuş olacaklar. Ve Amerika'da göçmenlik mahkemelerinde yasal haklarınızı kullanarak bu kartınızı geri almaya çalışacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Ama şunu da ekleyebilirim. Eğer siz 3 yıl boyunca neden gelemediğinizi, örnek veriyorum çok ciddi bir sağlık sorunundan dolayı gelemediyseniz, bunlarla ilgili evrak ve belgeleri de bir yere getirip tabii ki Amerikan konsolosluğuna başvuru yapıp ben göçmenlik vizeme tekrar sahip olmak istiyorum ve çok ciddi sebeplerden dolayı gelemedim diye kanıtlayabilirseniz o zaman tabii ki bir problem yaşamadan geleceksiniz. Fakat Amerikan konsolosluklarının bu başvuruları gerçekten onaylama oranları çok düşük, çok ciddi sebepler ve durumlar görmek isteyeceklerdir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'ya turist vizesiyle geldim. Ondan sonra da evlilik yaptım. Eşim green kartlıydı. Benim adıma başvuru yapabilmek için onun vatandaş olma sürecini bekledik. Uzun bir bekleyişten sonra eşim vatandaş oldu. Ama bu arada ben tam 1,5 sene kaçak duruma düştüm. Geçen ay benim için başvuru sürecini başlattık. Türkiye'de üniversite öğrencisi oğlum var ve turist vizesi için başvuru yapacak. Benim durumum onun vize almasına engel olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi oğlunuz turist vizesine başvuru yaparken Amerika'da yaşayan akrabalarını ya da yakınlarını belirtecektir. Bunlar bazen tabii ki herhangi bir olumsuz etki yaratmamaktadır. Ama bazen de olumsuz etki yaratabilmektedir. Ama burada benim size tavsiyem oğlunuz başvuru yaparken sizin burada bulunduğunuzu belirtmesi, doğru beyan vermesi ve başvurusunu yapmasıdır. Konsolosluk bu noktada sizin buradaki yasal durumunuzun olmaması ve yeşil kart sürecinde olmanızı olumlu da karşılayabilir. Hiçbir negatif bir durum yaratmayıp olumsuz bir duruma sokmadan da onun bir vize başvurusunu onaylayabilirdi. Dolayısıyla konsolosluk iki şeye bakacak. Bir, onun Türkiye'deki bağları ve geri gelip gelmeme durumunda netlik aramaya çalışacak. Bu konuda bir netlik eğer belirlerse sizin burada oluyor olmanız çok bir negatif durum yaratmayacaktır. Ama tabii ki burada olmuş olmanız ve yasal durumunu kaybetmiş olmuş olmanızdan dolayı da herhangi bir olumsuz durumda oluşma durumu olabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Ben Amerika'da yaşıyorum. Türkiye'de yaşayan oğlum Amerika vize mülakatına giderken sponsor bilgileriyle gidecek. Dedesi, babası, ben hepimiz oğluma sponsor olacağız. Oğlumun banka hesabında para olmasına gerek var mı? Öğrenci oğlumun vize alma ihtimalinin yüksek olması için daha başka neler yapabiliriz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi burada öncelikle olan durum ya oğlunuzun finansal durumunu kendisinin sahip olması ya da ona sponsor olanların bu finansal duruma sahip olması gerekmektedir. Dolayısıyla ailenizdeki kişilerin de siz dahil diyelim sponsor olması oğlunuza ayrıca onun banka hesabında para olmasını gerektirmemektedir.
Dolayısıyla önemli olan nokta Amerikan konsolosluğunun bu kişinin Amerika'ya geldiği zaman finansal anlamda ayakta kalabilecek, finansal anlamda kendisini destekleyebilecek bir durumda olup olmadığını görmek isteyecekler. Dolayısıyla bunu görebildikleri sürece herhangi bir problem yaşama durumu olmayacaktır. Tabii şansının daha da fazla artması için Türkiye'de öğrenci olmuş olması, okulunda başarılı oluyor olması ve okula tekrar geri gidecek oluyor olmasının gösterilmesi tabii ki onun Türkiye'deki bağlarının güçlü olduğunu da Amerikan konsolosluğundaki görevliye gösterecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Turist vizem varken Amerika'da çek karşılığı çalıştım. Sonra Türkiye'ye döndüm. ABD'ye ikinci girişimde havaalanında görevliler çalıştığımı anlayınca beni tek kişilik hücreye koydular. Sonra vizemi iptal edip Türkiye'ye geri gönderildim. Bu durumda ne yapabilirim diye bu takipçimiz soruyor. Amerika'ya turist vizesiyle geldiğiniz zaman tabii ki herhangi bir çalışma yapmamanız gerekmektedir. Eğer Amerika'da turist vizesiyle gelip çalıştıysanız ve bu çalıştığınızda sizin yaşadığınız durum gibi ülkeye tekrar girişte, kapıda görevlilerle olan konuşmalarda, diyaloglarda ortaya çıktıysa maalesef o zaman var olan turist vizenizi ihlal etmiş oluyorsunuz. Ve genelde bu durumlarda kişiler yetki ya da çalışma izinleri olmadığı zaman, çalıştıkları zaman var olan vizelerini iptal edilir ve genelde 5 yıl süresince Amerika'ya gelmemeleri yönünde bir yasakla karşı karşıya kalırlar. Eğer sizin durumunuzda da görevliler sizin Amerika'ya 5 yıl gelememe yasağıyla da karşı karşıya bıraktıysalar maalesef şu an yapabilecek bir durum yok. Bu vizeyi iptal etme hakları mevcuttur. Anladığım kadarıyla da o ön görüşme zamanında havaalanında siz bir şekilde burada çalıştığınızı belirttiniz ya da bu noktadaki bir duruma netlik geldi. Ya bu sizin telefonunuza baktılar ya cüzdanınızı karıştırırken orada bir şekilde sizin Amerika'da daha önce bulunduğunuz sürede çalıştığınızı anladılar ve fark ettiler. Dolayısıyla bundan dolayı maalesef göçmenlik dairesi görevlilerinin, konsoloslukların ya da gümrükteki görevlilerin size verilen vizeyi iptal etme hakları vardır ve buna karşı herhangi bir hak talebi ya da bir dava açma durumu maalesef söz konusu değildir. Belki bir zorunuza giden taraf anladığım kadarıyla gözaltında tutulmanız ama maalesef şunu unutmamanız lazım. Sonuçta ceza davası da olmasa, bu ceza kanunları da olmasa bu bir göçmenlik kanunları ve bu kanunların ihlali de maalesef yasalara aykırı davranılması da bir gözaltında tutulma durumu doğurmaktadır. Ama anladığım kadarıyla bu gözaltında tutma zaten 24 saatin altında tutulmuş. Çok da uzun süre değil. Bir ihtimalle sizi bir dahaki uçağa yerleştirebilecekleri, uçağı belirledikleri zaman sizi ülke dışına gönderme işlemini yapmışlar. Dolayısıyla burada yapabilecek pek fazla bir durum yok. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer Türkiye'deki koşullarınız daha sonra değişirse ve bu 5 yıl içinde tekrar vize alma durumunu istiyorsanız o zaman bir af dosyası açmanız gerekecektir. Ve bu af dosyanız eğer onaylanırsa onun üzerinden tekrar vize alma durumunuz mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da yasal olarak çalışmadığım için turist vizem iptal edilmişti ve ceza almıştım. Bu durum green card çekilişimi kazanmam için ya da kazanmam halinde green card'ı almamı etkiler mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz daha önceki Amerika'da bulunduğunuz süreçte var olan statünüzü ihlal edip ve çalışma izniniz olmamasına rağmen çalıştıysanız o zaman bunun karşılığında da 5 yıl ülkeye geri gelememe cezası yediyseniz evet bu sizin green card başvurunuzu etkileyecektir. Örnek veriyorum. Diyelim ki siz bu hafta belirlenecek green card tarihleri arasındasınız ve bu 5 yıllık cezanız da var. Bu maalesef sizin gelecek yıl green card'ı almanıza engel olacaktır. Size çıkmış olsa bile görüşmeye gittiğinizde konsolosluk sizin bu noktada 5 yıl ülkeye geri gelememe durumuyla karşı karşıya kaldığınızı dolayısıyla bundan dolayı da maalesef green card size veremeyeceklerini af dosyası açabileceğinizi ileteceklerdir. Fakat sorun orada zamanla yarıştığınız için maalesef 2019 Eylül'üne kadar da bunu halletmeniz mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla green card'ı alırken sadece sizin için yapılacak başvuruyu engel olacağını da bu takipçimize iletmiş olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'ya yeni çipli Türk kimliğiyle değil de eski tarz kimlikle gitsem sorun olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz Amerika'ya gelirken ihtiyacınız olan şey sizin Türk pasportunuz
ve Türk pasportundaki Amerika vizeniz ihtiyacınız olan iki şeydir. Dolayısıyla sizin aynı zamanda nüfus kimliğiniz ya da nüfus kimliğinizin eski olması, yeni olması, çipli olması, olmaması sizin Amerika'ya gelmenizi herhangi bir engel teşkil etmemektedir. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer diyorsanız ki ben Amerika'ya geldikten sonra Amerika'da işte konsolosta işlem yapacağım, işte orada belki vekalet vereceğim. Bu tip işlemleri yapma noktasında size tavsiyem şu an hala zamanınız varken tabii ki yeni olan çipli Türk kimliğini almanızdır. Eğer bir şekilde bunu alamıyorsanız da artık Amerika'da bulunduğunuz süreçte konsolosluklarımız aracılığıyla bu başvurunuzu yapıp bu yeni çipli Türk kimliğine geçmenizde fayda vardır. Yoksa sizin Amerika'ya seyahatinizde ya da Amerika'da bulunmanızda herhangi bir problem ya da sorun teşkil etmeyecektir diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizin sorusu da şu yönde. B1 ve B2 vizesiyle Amerika'ya geleceğim. Geldikten sonra okul kayıtı yaptıracağım. F1 vizesine geçmeyi düşünüyorum. Bu durumda 10 yıllık turist vizem iptal mi olur? Yoksa benim vize sürem F vizesindeki okul sürem mi oluyor? Şimdi takipçimiz şunu soruyor büyük bir ihtimalle. İşte ben Amerika Birleşik Devletleri'ne turist vizesine gelmeyi planlıyorum. Geldikten sonra eğer olduğu da öğrenci vizesine çevirirsem, öğrenci vizesine çevirdiğim için pasaportumda yer alan turist vizemi kaybetmiş olur muyum? Hayır, olmazsınız. Bu turist vizenizi kaybetmenize yol açmaz. Önemli olan sizin Amerika'da bulunduğunuz süreçte bu statü değişikliğini yaptıktan sonra herhangi bir statü ilerine girmemeniz ve yasal durumunuzu koruyor olmanız. Siz bunları yaptıktan sonra, eğitiminiz bittikten sonra ülke dışına çıksanız bile hala pasportunuzda geçerli vizeniz bulunduğu sürece turist vizenizle Amerika'ya gelme hakkına sahip olacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Tabii aynı anda da şunu söyleyebilirim. Önemli olan diğer bir noktada F1 statüsünde bulunduğunuz sürece okulunuzun size sağladığı süreyi ve programı takip etmeniz ve bu programa uygun hareket ettiğiniz sürece herhangi bir problem yaşamadan burada durabilirsiniz. Ve dediğim gibi çıkış yaptıktan sonra da öğrenci vizesinin dışında turist vizesini hala var olan turist vizenizi kullanmanızda herhangi bir engel olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yöndeydi. Ben turist vizesiyle Amerika'da yaşıyorum. Amerikan vatandaşı erkek arkadaşım benimle evlenmek istiyor. Bu durumda ben kalıcı oturum alabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şu şekilde cevaplayabilirim sorunuzu. Eğer siz Amerika'daysanız ve burada bulunurken Amerikan vatandaşıyla evlenmeye karar verdiyseniz eşiniz sayesinde ve eşinizin size yapacağı sponsorluk başvurusu üzerinden evet Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturum alma ki bu da green card, yeşil card denilen ikametgah hakkına sahip olmanız mümkün olacaktır. Önemli olan bu başvurular yapıldıktan sonra bu süreci de takip etmeniz ve bu sürecin sonunda da siz green card'a ya da diğer bir adıyla yeşil card'a geçiş yapmış olacaksınız diye iletmiş olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 2007 yılında Work and Travel programıyla Amerika'ya geldiğimde Social Security numarası almıştım. 2 ay önce nişanlık vizesiyle Amerika'ya geldim. Yeniden sosyal güvenlik numarası başvurusu yapmam gerekli midir diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle cevap verebilirim size. Sizin daha önce C1 Work and Travel altında aldığınız sosyal güvenlik numarası sizin sosyal güvenlik numaranız. Siz o numarayı hayat boyu kullanacaksınız bundan sonra. Eğer değiştirmenizi gerektiren başka bir durum oluşmaz ise güvenlik açısından değiştirmenize gerek kalmayacaktır. Dolayısıyla siz şu an nişanlık vizesiyle Amerika'da bulunuyorsunuz ve o hak üzerinden çalışma iznine başvursanız ya da nişanlınızla nikah kıydıktan sonra o size yeşil kart başvurusu için adımlarınızı atarsa o zaman siz çalışma iznine tekrar gidiyor olacaksınız. Ve çalışma iznine giderken de daha önceden elde ettiğiniz sosyal güvenlik numarasını hala kullanmanız ve o numaranızın belirtmeniz mümkündür diye bu takipçimizin sorusunu cevaplayabilirim. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. 2 gün içinde green card çekilişi sonuçları açıklanıyor ve beklemekteyiz. Göçmenlik yasası ile ilgili bir değişiklik var mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Şu an herhangi bir değişiklik yok. Yani göçmenlik yasalarında özellikle bu çekiliş üzerinden yeşil kart almaya imkan sağlayan proses veya da süreçle ilgili herhangi bir değişiklik şu an yok. Ve dolayısıyla eğer diyelim siz bu çekilişten talihli olarak çıktınız ve yeşil kartını kazandınız. O kazandıktan sonra siz Visa Center'a, State Department'a başvuru yaparak DS formunuzla başvuru yapacaksınız ve ondan sonra size verilen vize numaranız geldiği zaman da konsolosluk üzerinden adımlarınızı atıp göçmenlik vizenizi gelecek sene Eylül'e kadar
almış olacaksınız ve bununla da Amerika Birleşik Devletleri'ne gelip giriş yapıp yeşil kartınızı alabileceksiniz. Dolayısıyla süreç bu şekilde ilerleyecek. Bu yüzden bunda herhangi bir değişiklik şu an için yok diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Amerika'da bana sponsor olacak şirketin green card mı yoksa işçi statüsünde mi benim için başvurması avantajlı olur diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle açıklayabilirim ben durumu. Amerika'da bir şirket var ve bu şirket size ya yeşil kart alabileceğiniz bir başvuru yapmak istiyor ya da çalışma vizesi alacağınız bir başvuruyu yapmak istiyor. Dolayısıyla bu başvuruları sizi ya yeşil karta götürüyor olacak ya da çalışma vizesi almanıza imkan verecek. Bu sorunun cevabı şuna göre değişiyor. Eğer sizi iş yeri çok hızlı bir şekilde istiyorsa ve sizi fazla beklemek istemiyorsa, hemen pozisyona başlamanızı istiyorsa, bu noktada tabii ki çalışma vizesini öne alacaktır ve çalışma vizesiyle sizin adım atıyor olmanız önem arz edecektir. Bunun bir sebebi de şu, hani işveren çok fazla beklemek istemeyebilir ve siz eğer şu an ülke dışındaysanız yeşil kart üzerinden buraya gelip o iş yerinde çalışabilmeniz belki 2 yılı bulacaktır. Dolayısıyla bu kadar beklemek istemeyebilir iş yeri. Dolayısıyla sizin için öncelikle iş yeri vizesi, yani iş yerinde çalışma vizesi almanız ve ondan sonra yeşil karta adım atmanız çok daha ideal olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Trafik cezalarını dismiss ettirmenin yolları nelerdir diyor takipçimiz. Şöyle ben bu soruya yaklaşayım öncelikle. Biliyorsunuz ki Amerika'da her eyaletin, hatta eyaletlerdeki bölgelerin bu trafik cezalarıyla işte itiraz etme, mahkeme önüne gitme uygulamaları değişebiliyor. Dolayısıyla hani sizin New York ya da New Jersey'de olduğunuzu bilmiyorum ya da nerede olduğunuzu bilemiyorum şu an. Ama şöyle söyleyebilirim. Size tavsiyem şu yönde olur. Trafik cezalarını karşı karşıya kaldınız. Yapacağınız önemli şey, eğer bununla mücadele edeceksiniz, öncelikle kabul etmemek olacaktır. Yani kabul etmemekle kastettiğim, tamam ben trafik cezasını aldım, karşılığında şu kadar ücret ödeyeceğim, kabul ediyorum demektir bu. Bunu yapmadığınız sürece, itiraz ettiğiniz sürece süresi içinde, dolayısıyla yasal hakkınızı kullanarak bu başvurunuzu yapıp hakim önüne kadar da çıkıp bu itirazları yerine getirebiliyorsunuz. Tabii nerede olduğunuza bakmadan bunun ilk söyleyeceğim şeyler olabilir size. Fakat örnek veriyorum, eğer New York'taysanız bu tip trafik cezalarında en ideal şeylerden bir tanesi avukatlarında, trafik cezası işlerine bakan avukatlarında söylediği, geciktirebildiğiniz kadar süreci geciktirmenizdir. Yani süreci geciktirmeyle kastettiğimiz, eğer size itiraz ettiniz ve trafik mahkemesi 6 ay sonra gün verdi, 1 yıl sonra gün verdi. Eğer o 1 yıl sonraki günü erteleme imkanınız varsa onu tekrar erteletip takip etmenizde fayda vardır diye bu takipçimizin en azından bu sorusunu cevaplamış olalım. Ama dediğim gibi eyaletten eyalete değişecektir. Bu noktada önemli olan bulunduğunuz eyaletteki kurallara uygun hareket edip hakkınızı kullanıp itiraz etmeniz olacaktır. Bugün canlı yayında gelen bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben yakında gelip inşaat alanında Amerika'da çalışmak istiyorum. Amerika'da vize çıkartma işlemlerinin tutarı ne kadara mal olur diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Siz Amerika'ya inşaat sektöründe yatırım yapmak için mi geliyorsunuz, iş açmak için mi geliyorsunuz, yoksa Amerika'ya inşaat sektörü alanında çalışmak için mi geliyorsunuz? Siz inşaat alanında da sektöründe çalışmak için ve iş kurmak için geliyorsanız, tabii ki bir yatırım yapıp yatırımcı vizesi üzerinden buradaki inşaat sektöründe belki mülk alıp onarmak ya da tamir yapmak ya da işte renovasyon yapmak, bu tip işlere girmeniz mümkün olacaktır. Ama siz eğer Amerika'da çalışmak istiyorsanız inşaat alanında, o zaman size bu noktada sponsor olacak bir inşaat firması ya da şirket bulmanız gerekmektedir. Dolayısıyla bu şirket üzerinden sizin onlar için hangi pozisyonda, niçin ihtiyaç duyulduğu noktasında göçmenlik dersine başvurular yapılıp sizin için gerekli ya çalışma vizesi ya da yeşil kart alabilme durumlarını değerlendirmeleri gerekecektir. Dolayısıyla benim bu noktadaki tavsiyem, öncelikle eğer burada çalışacaksanız bir iş yeri sponsorluğuna bakmanız, yok yatırım yapacaksanız da o zaman yatırım noktasındaki ön çalışmalarınızın hazırlığını yapmanız olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card çıkması durumunda Amerika işlemleri yapabilir miyim? Green Card çekilişini kazandıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Süreç nasıl işliyor diye bu takipçimiz soruyor. Eğer diyelim bu haftaki Green Card çekilişinden kazandınız ve size çıktı. Buradaki yapılacak ön adım şu olacaktır. Öncelikle State Department'a
Visa Center'a, Kentucky Center'a DS formunuzu doldurup bu formu göndermeniz olacaktır. Bu formu gönderdikten sonra siz bulunduğunuz yerdeki Amerikan konsolosluğunda görüşmeye gideceğiniz randevu tarihini bekliyor olacaksınız. Ve bu randevu tarihi yani geldiği zaman, yaklaştığı zaman da konsolosluğun başvuru yaparken Amerikan hükümetinin gerektirdiği işte sağlıktır, sabıka kaydıdır, doğum sertifikalarıdır, aile sertifikalarıdır. Bu tip istenen bütün dokümanları bir araya getirip bu başvuruda konsolosluğa sunuyor olmanız gerekecektir. Dolayısıyla süreç bu şekilde ilerliyor diyebilirim. Tabii siz eğer Türkiye'desiniz ya da Amerika'daysanız süreç biraz değişebiliyor. Ama tahmin ettiğim kadar siz Türkiye'desiniz. Türkiye'de olduğunuz için buradaki State Department, Kentucky Center aracılığıyla daha sonra da konsolosluk aracılığıyla vizenize geçiyor olacaksınız. Eşimin Türkiye'deki boşanma belgesini Miami konsolosluğu belge olarak vermiyor. Ama imzalı mühürlü olmayan bir çıktı veriyormuş. Bu çıktı immigration istediği standartlarda olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Hani Amerika'da bulunan Türk konsolosluklarından sizin Türkiye'deki boşanma belgenizi ya da kararınızı almanız mümkün olmayacaktır. Tek alabileceğiniz şey nüfus kütük kaydıdır. Nüfus kütük kaydında da sizin daha önce evlendiğiniz ve boşandığınız belirtilir, şerh düşülmüştür. Ama bu boşanma kararının kendisi değildir. Dolayısıyla göçmenlik dairesi Amerika'daki immigration yani göçmenlik dairesi sizin Türkiye'deki hangi kurumdan ya da mahkemeden aldıysanız oradan damgalı bir şekilde orijinal boşanma kararınızı istemektedir. Dolayısıyla siz sadece mühürlü olmayan, imzalı ya da mühürlü olmayan bir çıktıyı göçmenlik dairesine veriyor olmanız yeterli olmayacaktır. Size tavsiyem Türkiye'den orijinal boşanma kararınızı almanız olacaktır. Turist vizem iptal edildi. Waiver'e başvuru yapabilirsiniz diye bir yazı okudum. Waiver tam olarak nedir ve nasıl başvurabilirim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi kişilerin eğer sizin durumunuzda olduğu gibi göçmen olmayan vizeleri iptal edilmişse ve bu iptal edilirken sadece iptal edilmesi değil aynı anda sizin Amerika'ya tekrar geri gelme sürecinizde de bir sınırlama ya da bir yasaklama getirildiyse örnek veriyorum bu belki 3 yıl ise 5 yıl ise ya da 10 yıl ise ya da sürekli ise o zaman siz sadece vizenizin iptal edilmesi değil ama aynı anda yasakla karşı karşıya olduğunuz için waiver denilen af başvurusunu yapabilme imkanınız olacaktır. Bu af başvurusundaki önemli olan nokta şudur. Sizin tekrar vize alabilmeniz için, var olan yasağın kaldırılması için durumunuzdaki değişiklikleri gösteriyor olmanız lazım. Diyelim ki siz bu yasağı 2-3 yıl önce denk gel yaşadınız ya da 5-6 yıl önce yaşadınız. Farz edelim 10 yıllık yasağınız var ve tabi bu kadar süre geçtikten sonra artık siz Türkiye'deki konumunuz, bulunduğunuz yer değişmiş durumda ve sizin Amerika'ya tekrar gelmeniz için bu noktada ihtiyaç var ve tekrar belki iş vizesi için, belki toplantı için, belki yatırım için, belki değişik sebeplerden dolayı gelme durumunuz doğuyorsa o zaman bunu Amerikan Konsolosluğu değerlendirmeye alıyor. Dolayısıyla önemli olan şunu söyleyebilirim size. Hani yasağı aldınız, hani ben sadece af dosyası işe vereyim diye başvuru yapmanızı tavsiye etmeyeceğim. Önemli olan koşullarınızda nelerin değiştiğini gösterebilecek durumda olmamız ki onlar sizin yaptığınız af dosyasını kabul edip size tekrar vize veriyor olsunlar. Dolayısıyla tavsiyem bu noktada yapacağınız başvurular tabii ki Amerikan Konsolosluğu üzerinden gidecek. Bu noktadaki gerekli hazırlıkları yapıp başvurularınızı hazır olduğunuzda yapabilirsiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen sorulardan bir tanesi de şu yönde. Amerika'da emlak yatırımı yapanların hakları nelerdir diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi şunu anlamaya gerekiyor bu durumda. Siz emlak yatırımı yaparken dediğiniz yani oturum almak mı ya da green card almak mı ya da vatandaşlık mı almak? Hadi diyelim bir bu olsun soracağınız soru. Ve tabii diğeri de normal işte emlak sahibi olarak haklarımız nelerdir diye soruyor olabilirsiniz. Şimdi şunu söyleyebilirim. Hani sizin sadece Amerika'da bir emlak almanız ya da bir emlak yatırım yapmanız, sizin burada kalabilmeniz ya da sizin burada yeşil kart alabilmeniz ya da burada kalabilecek bir vize sahibi olmanıza imkan vermez. Yani siz hiç Amerika'ya gelmeseniz de bu emlak yatırımını yapıp emlakınızı alabilirsiniz. Bu size verilen imkanlardan bir tanesidir. Ama siz bu emlak yatırımını yaparken eğer düşünceniz bunu bir ticari anlamda yapmak ise ve bunu küçük ölçekte değil büyük ölçekte yapmak ise o zaman yatırımcı izinlerini alma imkanınız doğabilir. Ve bu yatırımcı izinlerini alma noktasında da sizin burada yaptığınız emlak yatırımlarının
veya emlakların yönetimi, idaresi olabilir. Dolayısıyla eğer yaptığınız emlak sadece bir emlak değil, daha yüksek yatırım miktarı gerektiren bir emlak yatırımı ise o zaman tabii ki yatırımcı üzerine geçilebilir. Bu noktada bir hak elde edebilirsiniz. Yoksa onun dışında sadece bir emlak sahip olduğunuz diye Amerika'da yatırımcı vizesi ya da oturum vizesi ya da oturum hakkına sahip olmayacaksınız diye bunun cevaplamış olalım. Ama tabii bunun dışında bir emlak sahibi olarak tabii ki burada emlağınızın kiraya verilmesidir. Ondan sonra emlağın devriyle ilgili işlemleri yapıp yapamamadır. Bu tip haklara tabii ki sahip olacaksınız. Amerika'ya turist olarak gelsem sosyal güvenlik numarası alabilir miyim diyor bu takipçimiz. Şimdi bu soruyu şöyle cevaplayabilirim. Amerika'ya turist olarak gelebilirsiniz. Bunda bir problem yok. Fakat sadece turist vizesiyle ya da sadece Amerika'da turist statüsünde bulunarak sosyal güvenlik numarasını almanız maalesef mümkün olmayacaktır. Belki kişisel vergi numaraları alabilirsiniz ama bu sosyal güvenlik numarası olmayacaktır. Dolayısıyla önemli olan nokta siz Amerika'da bulunduğunuz süreçte ya da sonrasında sizin sosyal güvenlik numarasını götürecek bir duruma geçmenizdir. Bu ya bir yatırım yaparak, iş kurarak oradan sosyal güvenlik numarasını almaktır. Ya da bir iş yeri size sponsor olmuştur. Çeşitli çalışma vize türlerinden herhangi bir tanesinden ilerleyebileceksinizdir diyelim. O zaman çalışma izni alabileceğiniz ya da çalışma hakkına sahip olacağınız için sosyal güvenlik numarası alabileceksiniz. Yoksa onun dışında sadece turist olarak kalarak sosyal güvenlik numarasına sahip olmanız mümkün olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu şekilde. Amerikan vatandaşıyla evlendikten sonra ABD vatandaşı olabilmek için doldurulması gereken 3 yıl tam olarak ne zaman başlıyor? Evlilik tarihinden itibaren mi başlıyor diye bu takipçimiz soruyor. Eğer siz Amerikan vatandaşıyla evliyseniz ve o evlilik üzerinden yeşil kartınızı aldıysanız burada önemli olan nokta şudur. Siz yeşil kartınızı aldığınız tarihten itibaren 3 yıl sonra Amerikan vatandaşlığı ile de hala evliyseniz ve hala beraber iseniz o zaman Amerikan vatandaşlığı için başvuru yapabileceksiniz. Yani dolayısıyla sorunuzun cevabı o 3 yıl bekleme süresi evlilik tarihinden başlamıyor, yeşil kartı alma tarihinden başlıyor. Ama ikinci bir şeye daha dikkat etmeniz lazım. Hala aynı Amerikan vatandaşıyla evli oluyor olmanız ve yaşıyor olmanız şartıyla siz 3 yılınızı doldurduğunuzda Amerikan vatandaşlığına başvurma hakkına sahip oluyorsunuz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Fiziki olarak kavga etmenin cezası nedir diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde her eyaletin kendine uygun ceza kanunları var. Dolayısıyla bir bu ceza kanunları mevcut. Tabii bir de federal suçlardan dolayı o federal suçları düzenleyen kanunlar var. Dolayısıyla bir eyalet bazında var bir de federal düzeyde var. Tabii ki kavga bu noktada federal şeye girmeyecektir. State ya da eyalet seviyesindeki bir adi suç niteliğine girecektir. Dolayısıyla bu noktada sizin bu kavgayı hangi eyalette yapmanız ne tür bir suçlamayla, ne tür bir cezayla karşı karşıya kalmanızı değiştirecektir. Ama sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Eğer bu kavga etme, örnek veriyorum, ilk defa olan bir şeyse ve başka türlü elementleri içinde bulundurmuyorsa bu noktada genelde mahkemelerin, örnek veriyorum, New York'ta yaklaşımı genelde sizin bu durumunuzda yaşadığınız iddianameye karşılık şunu yapabiliyorlar. Hani sizin içeride yatmanız değil, diyelim gözaltına aldılar bir gün yattınız ama ondan sonra sizi tekrar hapiste tutma cezası yerine tam tersi işte sizin sinirlerinize hakim olabileceğiniz buna imkan sağlayan derslere katılma zorunluluğu getirebilirler. Ya da toplumsal çalışmalara community içindeki bazı size işte yükümlülükler getirebilirler. İşte 40 gün boyunca ya da 1 ay boyunca ya da belli sürelerle. Bu şekilde sizin bu cezadan dolayı, bu işlediğiniz kavgadan dolayı da cezanızı çekmenizi sağlayabilirler. Dolayısıyla eğer bu ilk olaysa ve başka türlü kesici alet ya da hani öldürücü alet farklı şeyleri büründürmüyorsa içinde, dolayısıyla bu noktada herhangi bir hapis cezası alma değil, tam tersi belki bir 6 ay bu suç işlememekle hani karşı karşıya ya da bir yıl bu suçu bir daha işlememe şartıyla düşürülebilir bu iddianame ya da en kötü ihtimalle sizin sinirlerinize sahip olmanızı sağlayan ve onun dışında komünite anlamında bazı çalışma yapma zorunluluğu getirilebilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün gelen online soru da şu yönde. Turist vizesi almak için davetiye şartı var mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Bizim yaklaşımımız genelde şu davetiyelerde. Yani aslında
Turist vizesi alabilmesi için bir kişinin herhangi bir davetiye alması şart değildir. Eğer bu kişi buraya gezme amacıyla geliyorsa ve bu gezme amacının içinde aile ya da arkadaşlarını ziyaret etmek için geliyorsa ve kendi finansal durumu yeterli ise, kendisi masraflarını karşılayacaksa, o zaman herhangi bir davetiye alma zorunluluğu yoktur. Ama bazen kişiler bunun hani davetiye getirirler ve bunu sunabilmek için. Ama dediğim gibi herhangi bir şart yok. Bazen aslında davetiyeleri sunmak çok da olumlu olmayabiliyor. Olumsuz da sonuçlar doğurabiliyor. Bunu da dikkate almasını sayın takipçimizin istiyorum. Amerikan vatandaşı olma şartları nelerdir diyor kendisi. Kişinin Amerikan vatandaşı olabilmesi için öncelikle yeşil karta sahip olması gerekecektir. Green card'a. Eğer kişi green card'a sahip ise, kendisinin green card'a sahip olma süresi ise, örnek veriyorum 5 yıl ya da 3 yıl süreleri tamamladıysa, çünkü bazı durumlarda kişiler 3 yılla gidebiliyor yeşil karttan vatandaşlığa, bazılarında ise 5 yıl yeşil kart sahibi olmaları gerekiyor ki Amerikan vatandaşlığına geçebilsinler. Eğer bu iki süreleri de kişi kendi durumuna uygun şekilde ise ve tamamladıysa ve üçüncü olarak da bu 5 yıllık yeşil kart, green card sahibi olan süreçte en az 2,5 yılını Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayarak geçirdiyse, kişi o zaman bu 3 adıma baktığımızda yeşil kart sahibi olması, örnek veriyoruz 5 ya da 3 yıldır yeşil kart elinde bulunduruyor olması ve bu sürelerinde en az 2,5 yılını Amerika Birleşik Devletleri'nde fiziksel olarak toplamda geçirdiyse, kişi Amerikan vatandaşlığına başvuru yapabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. E2 vizesi için iş kolları nelerdir? Ev yenileme işi yapıp satmak istesem bununla E2 vizesi alabilir miyim? Bunun için istenen lisanslar nelerdir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi E2 vizesi alabilmek için iş kolları noktasında bir sınırlama yok. Siz yasal olan ve bulunduğunuz eyaletin sizin gerektirdiği bütün lisans ve izinleri elinizde bulundurduğunuz sürece şirket olarak siz E2 vizesini almanızda bir engel oluşmayacaktır. Dolayısıyla bu şekilde E2 vizesini alabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama olmayacaktır. Önemli olan yatırımını yapıyor olmanız ve kurduğunuz iş yerinin bir istihdam yaratıyor olması ve gerçek bir iş yeri oluyor olması, gerçek iş istihdamı ve hacmi yaratıyor olması, bunlar olduğu sürece sizin E2 vizesine geçmenizde bir engel yoktur. Ama şunu söyleyebilirim. Tabii ki ev yenileme işi yapıp işte ev alıp yenileyip satma noktasında E2 alabilmek mümkündür. Ama önemli olan bu işin hacmidir. Yani ben bir evi satın aldım, işte bunu yeniledim, satıyorum, işte E2 vizesini alabilir miyim? Bu konuda zorlanacağınızı şimdiden size söyleyeyim. Çünkü Amerikan konsolosluğu bu durumdaki yatırımlara pasif yatırım olarak bakıyor, aktif yatırım olarak bakmıyor. Eğer siz yatırımınızı yapıp bir ev değil de emlak değil de örnek veriyorum 4-5 emlak alıp bunların tamir edilmesi ve satılması işin içine giriyorsanız, o zaman E2 vizenizi almanız çok daha rahat ve kolay olacaktır diyorum ve bugünkü canlı yayınımızın son sorusunu cevaplamış oluyorum. Çok teşekkür ederim zamanınız için.